كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Şöyle bir şey var bizde, Türk geleneklerinde maalesef. Maalesef niye diyorum kardeşim? Her televizyon kanalında Ramazan programı oluyor. Bizim millet de bir saat kala yorgunluktan, argınlıktan her neyse sıkıntı yok. Otursun, oturmasın demiyoruz ama kumandayı eline alır, televizyonu açar. Karşısına hangi kanal çıkarsa. Niye? Malum altta Ramazan özel yazıyor. Şimdi hangini dinleyeceğim, hangini dinlemeyeceğim? Ya ben bu adamı dinliyorum ama bu adam kim? Necidir? Ayet mi inkar ediyor? Hadis mi inkar ediyor? Bu adamın tarihselci midir? Var mı? Hepsi var. Evet. Abicim bugün tek tek uyarıyorum kardeşim. Ben bir daha söylüyorum kardeşim. O kanalı dinlersin. Öyle bir kanal ki o. İsim vereceğim. O kanalı dinlediğin anda kardeşim, eğer o adamın dediklerinden, o inkar ettiği ayetleri ve mütevatir hadisleri bir tanesine acaba dersen, bir ay boşu boşuna aç kalacaksın. Evet. Abartmıyorum. Niye? Dinden çıkacaksın zaten. Ama haberin yok. Sen kendini Müslüman zannediyorsun ama dinden çıkmışsın, haberin yok. Evet. Şimdi TRT1'de sunucularında, programlarında, yani katılanlarda genelde problem görmüyorum. Çünkü ben takip ediyorum. Bir problem görmedim. TRT1'de problem yok. Olursa onu da söyleriz. ATV'de Nihat Hatipoğlu Hoca var. Ehli sünnettir. Sıkıntı yok. Kanal D'de Fatih Çıtlak Hoca var. O da ehli sünnettir. Onda sıkıntı yok. Star'a bakamadım. Star'da kim var? Orada da inşallah düzgün biri vardır. Orada galiba Ramazan programı da yok. Çünkü ilan falan da görmedim. Her neyse. Show TV'de bir vatandaş vardı. Geçen sene de program yapıyordu ama o da herhalde bu ilahi falan işleriyle uğraşıyormuş galiba. Onunla alakalı da çok bir bilgim yok ama hani tavsiye edeceğimiz insanlara da söyleyeceğiz. He, geldik mevzuya. Ne mevzusuna? Kanal 7. Efendi Hazretleri ne diyor? Kanal 7 bizi yedi. Kim var Kanal 7'de? Mustafa Karataş. Geçen sene söylemekten artık dilimde tüy bitti. Söylemekten artık dilimde tüy bitti. Bakıyorum, geçen sene biz bu adama Ramazan'da reddi yaptık. Alttaki yorumların, bak bana altta hakaret eden yorumların %90'ı bayanlar. Burada bayanları tenkit etmiyorum. Niye? Çünkü bu sözde hoca bayanların gönlü hoş olsun da ayet, hadis hiç fark etmez dümdüz. Bunu şovda yaptığı zaman da çok anlattık. Show TV'de o Zahide denen hanımefendiyle yaptığı programda Zahide denen hanımefendi niye diyorum? O da onu gazlıyor. Ya böyle iş mi olur? O Mustafa kardeşi veriyor alttan gazı. O da zaten mübarek yani. Bir şey diyeceğim de olmayacak. Hanımlar ne derse ya, hiç dümdüz. Çarşafı inkar etti, sahabilere laf etti, sakala laf etti, sarığa laf etti. Bunlar en aşağıları ha. İnkar ettikleri zaten haddi hesabı yok. Niye? İsa Aleyhisselam'ın inişini inkar ediyor. Mütevatir hadistir. Mütevatir hadis ayet hükmü nedir? Düzinelerce kaynak var. O kadar alim diyor ki Hazreti İsa inecek diyor. Bu adam kalkmış diyor ki kardeşim diyor, İnmeyecek. Hazreti İsa öldü diyor. Ya inkar ediyorsun. Ayet var, ayet. Hadis var. Kadınların kılacağı namazın en eftali evinin en ücra odasında köşesinde kıldığı namaz. Hadis. Bu ne diyor? Öyle bir şey olmaz diyor. İstediği yerde kılar. Ha, boşuna değil mi bu? Yani bu kadınlara yönelik bunun işleri. Mesela 90 kilometre yasağı var biliyorsunuz. İslami kurallara göre bir kadın 90 kilometre öteye kocasının ya da yanında bir mahrem olmadan, bir ergenlik çağını geçmiş, bir yakın olmadan gidemez. Bu ne diyor? Gider kardeşim diyor. Sen şimdi Ramazan'da bir ay bu adamı Kanal 7'de dinleyeceksin. Ne olacak? Kusura bakma, bunlardan bir tanesine ya Allah Allah biz de bunu yanlış biliyoruz, demek ki Mustafa hocamız böyle diyor, doğrudur dersen, bir ay kardeşim güme gitti. Ya oruçtan da geçtim, dinden imandan insan sıyrılır. Bak üstüne basa basa bir daha söyleyeyim kardeşim. İzlediğin kanala dikkat edeceksin. Kanal 7'den uzak durun Ramazan'da. Kanal 7'den uzak durun. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Ondan sonra ne var? TV8. Kimin kanalı? Acun'u zaten komple bıraktı yani. Papazlara bıraktı, çıplaklara bıraktı. Acun saldı gitti.
Niye? Survivor zaten baştan aşağı çıplaklık. O ses zaten baştan aşağı çıplaklık. Onları zaten saymıyorum. Ramazan ayında Emre Dorman, Mehmet Okuyan, Caner Taslaman. Kim bu? Üçü de dümdüz. Hiç ayet, hadis ne var ne yok kardeşim. İnkarda son nokta bunlar. Evet, zaten Mehmet Okuyan başı çekiyor biliyorsunuz. Mehmet Okuyan'ın inkar etmediği bir şey kalmadı. Ama işte sorduğun zaman da ya bu adam Kur'an'ı diyor yalamış yutmuş. Ya arkadaşım bu adamın her tarafı Kur'an'ı yese yutsa ne olacak? Bu adam mütevatir hadislerden de geçeyim. Ayetleri inkar diyor ya. Ayetleri inkar diyor. Miraç diye bir şey yok diyor ya. Miraç yok. Hazreti Meryem çift cinsiyet diyor. Kabir azabı yok diyor. Daha neler neler. Hazreti İbrahim diyor. Hazreti İsmail'i kesmedi diyor. Nerede çıkıyor bunlar? TV8'de. Emre Dorman, Caner Taslaman, Mehmet Okuyan ve bunun kafadaki adamlar TV8'de Ramazan programı yapıyor. Yapmasa bile kardeşim gece sahur programı yapıyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü herhalde akşam saati bunlar artık Ramazan mamazan tanımıyor. Survivor mevvay ne varsa yayınlıyorlar. Artık işte Ramazan hiç ikinci plan. Ya zaten onun yayınlamasının maksadı da hani demesinler, yayınlamadı demesinler. Bir daha söylüyorum kardeşim bak. Üstüne basa basa. Dinleyeceksen kardeşim en güzeli Açlı'yla ilgili de Cübbeli Ahmet Hoca var. En güzeli hiç uğraşma. Sağa sola kaçma kardeşim. Onu da mı izlemeyeceksin? Sevmiyorum diyor mesela. Tamam sevme. İmanın şartı değil. Aç ATV'de Nihat Hatipoğlu'nu izle. Evet. Kanal E'de Fatih Çıtlak izle. Sadece Ramazan programlarında izleyin bak. Kanal olarak demiyorum. ATV'yi izlemeyin. Kanal D'yi izlemeyin. Onlarla alakalı özel sohbetlerim olacak inşallah. Eğer izleyeceksen Ramazan programlarında TRT1'i izle. Kanal D'yi izle. ATV'yi izle. Ondan sonra Lale Gül'ü izle kardeşim. TV8'miş. Kanal D'ymiş. Dedim ya Star'da bir şey görmedim. Herhangi bir program. Bunlardan uzak durun. Niye? Adam açık açık Ramazan'da hele o Çay TV var bir tane. Onu zaten hiç saymıyorum. Çay TV, Çorba TV. Ne kadar ayet inkarcısı, hadis inkarcısı ne kadar varsa aman ya Rabbi. Hiç acımıyorlar. Gözü kapalı. Dümdüz. Bak. Çay TV de izleniyor. Bu mealcilerin kanalı. Mehmet Okuyan falan hepsi oraya çıkıyor. Boşta kaldıkları zaman. Hepsi oraya çıkıyor. Allah rızası için uyarıyoruz. Saydığımız kanallardan uzak durun. İki üç tane kanal var sıkıntılı. Diğerleri de eskiden tehlikeliler vardı. Şu anda elhamdülillah çoğu düzeldi. Ramazan ayında sadece konuşturduğu hocalar bakımından söylüyorum. Ama boşu boşuna aç kalmamak istiyorsan Ramazan'da bir ay bak bir ay abartmıyorum. Bir ay kardeşim boşu boşuna aç kalırsın. Ne tuttuğun oruçtan, ne kıldığın teravihden, ne beş vakit namazdan hayır göremezsin. Evet. Ya örnek veriyorum sana. Pazartesi akşamı Ramazan programı başladı değil mi? Tamam. Sen de açtın. Hiçbir şeyden haberin yok. Cahil Müslümansın diyelim. Hep zaten savunma. Biz zaten bilmiyorduk. Niye bilmiyorsun kardeşim? Her şeyi biliyorsun. Açtın kardeşim. Kanal 7'de Mustafa kardeş dinliyorsun. O zaten hiç saymıyor. Ayet mi, hadis mi, mütevatir mi? Dümdüz gidiyor. Sen ne dedin? Vay be hoca ne güzel konuşuyor. Bak vay be hoca ne güzel konuşuyor dedin kardeşim. Kusura bakma bu işin cahili yok. Araştıracaksın. Araştıracaksın kardeşim. Evet. Doğalgaz faturanı öderken, elektrik faturanı öderken 1 lira bilmem ne ödeme bedeli yapmamak için 40 tane yer araştırıyorsun. Evet. Bizimkiler öyle bir cahil ki din konusunda cahil. Geri kalan hiçbir şeyde cahil değiller. Şimdiden gideceği tatili hesaplıyorlar. Oradan gidersem kaç kilometre kar ederim? Benzin litresinden bilmem kaç kar ederim? Ama ahiret karını düşünen sıfır. Ben Allah için söylüyorum kardeşim. Şu kanallardan uzak durun. Şu izleyeceğiniz programlara dikkat edin. Tek tavsiye edeceğim düzgün kanal. Tabii ki de ilk başta Lale Gül. Ondan sonra kardeşim bir daha söyleyeyim. TRT1, ATV, Kanal D. Evet. Ben söyleyeceğimi söyledim kardeşim. Herkes dikkatli olsun. Bir ay boyunca başınızı belaya sokarsınız.